Merhaba, ben Tuba Loşkuner. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Aslında ben çizim hakkında bir şeyler söyleyecek biri değilim. Yolun çok başındayım. Ama yıllar sonra bu videoyu izlediğimde Tuba ne kadar ilerlemişsin demek istiyorum kendime. Hem de bazı sorularınız vardı. Onları cevaplandırmaya niyetlendim. Koronanın başında aslında ben çizim yapmayı düşünmeye başlamıştım. Türkiye'nin yarısı gibi. Ve kendime gittim bu kalemlerden aldım. Çok güzel bir setti ama gördüğünüz gibi sadece bazılarını azıcık kullanmışım. Geri kalanını çok fazla kullanmamışım. Sebebini şimdi size söyleyeceğim. Salgın hastalık döneminde sokağa çıkma yasakları varken benim de çok fazla vaktim vardı. Ve benim yapmak istediğim şey aslında kendi kitaplarımı çizmeye başlamaktı. Hedefim buydu. İşte korona ne zaman çıktıysa düşünün, o zamandan beri benim aklımda aslında çizime başlamak, çizim öğrenmek gibi bir gayret vardı. Sulu boya yapmayı denedim. Zaten gördüğünüz gibi boyaları biraz bitirmişim. Hatta boyaları böyle bırakmamak lazım. Sulu boya eğitmenleri buna çok kızarlar. Burada boyalar birbirine karışmış. Gördüğünüz gibi temizlenmesi vesaire gerekiyordu. Ama bu set gerçekten çok güzel ve videoda kesinlikle bir reklam yok. Onu da söylemiş olayım en baştan. Buradaki boyaların teker teker çıkıyor olması ve sonradan temin ediliyor olması, tek tek dahi olsa, gerçekten benim işimi çok kolaylaştırmıştı. Ama ben çizimle kafayı bozduğum için hemen gidip bunu yedeklemiştim açıkçası. Çünkü devam edeceğimi düşünüyordum. Ama bu hevesim yaklaşık 1,5 ay falan sürdü. Daha sonra ben İstanbul'a taşındım. Aydın'da yaşıyordum ve dikkatim çok dağıldı. Yani çizime bırakmak için başlamamıştım. Çünkü hayatımda aslında hiçbir işe bu şekilde başlamıyorum. Ben çok fazla odaklanıyorum. Bazı şeyleri unutacak kadar, günlük hayatımı devam ettiremeyecek kadar odaklanabiliyorum yapacağım işe. Ama dediğim gibi taşınmam gerekti. Bambaşka sorunlar yaşadım günlük hayatımda. O yüzden çizim 1,5 ay sürdü bu serüven benim için ve rafa kalktı. Burada fırçalarımı görüyorsunuz. İlk başta ben yanlış fırça aldım ama sonradan şu an elimde gördüğünüz bu fırçaları edindim. Bu fırçaları edinmemi de YouTube'dan izlediğim bir eğitmen vardı, yabancı birisiydi. O önermişti, marka vermişti. Aslında ne kadar doğru fırçaları aldığımı sonradan fark ettim. Lütfen elimdeki hareketine, ne kadar yumuşak olduğuna bakın. Neden bu fırçaları önermişti onu da söyleyeyim. Şimdi sulu boyada fırçanızın su tutması lazım. Yoksa sadece boyayı kağıda sürüyorsunuz. Aslında bu değil. Yani sulu boyada bardağı suya fırçanızı daldırıyorsunuz ya, o suyu da alıp kağıda sürmeniz gerekiyor. İşte bu fırçalar, gördüğünüz elimdeki fırçalar, aslında suyu çok güzel tutan ve sulu boyayı çok güzel yapmanızı sağlayan fırçalar. Diğer fırçalar suyu tutmuyorlar ve iz çıkartıyorlar. Zaten ne kadar sert olduklarını da az önce görmüşsünüzdür. Bu kalemleri de almıştım çünkü ben bir tarzda çizmek istiyordum. Biraz sonra hangi tarzda çizmek istediğimi göreceksiniz. Sulu boya, kuru boya ve bu kalemlerin kullanıldığı bir teknik var. Kitaplarımı onunla çizmek istediğim için ben bu 3 malzemeyi almıştım. Ve benim şöyle bir huyum var, doğru yanlış tartışılabilir. Bir iş yapmaya başladığımda en kaliteli malzemelerle başlamayı tercih ediyorum. Yoksa sanki öğrenemeyecekmişim ya da yanlış öğrenecekmişim ya da çok yavaş ilerleyecekmişim gibi geliyor. Şimdi burada elimde olan fırçalar doğru fırçalar. Az önce, yaklaşık 1 dakika önce çok sert bir fırça gösterdim size. Genelde kırtasiyelerde satılan sentetik fırçalar onlar, plastik fırçalar. Ve onlar kağıtta iz bırakıyor. Ne kadar resim yapmayı seviyor olsanız da, biliyor olsanız da, yanlış fırçayla güzel bir resim yapamıyorsunuz. Çizime başlama hayalleri, başlama hayalleri diyorum bakın, çizim yapma değil. Çizime başlama hayalleri kurmama sebep olan, hatta sebep olan denmez, kurmamı sağlayan kitap Aylaklar Kumsalı. Hem hikayelerini çok sevmiştim, hem çizimlerini çok sevmiştim. Ve demiştim ki işte tam da böyle çizimler yapmak istiyorum. Sanırım dilini de çok sevdiğim için hikayenin, benim dilime, benim yazı şeklime, bu çizimin yakışacağına inanmaya başlamıştım. Ve bu tarz bir çizim yapma hayali kurmuştum. Nitekim çok geçmeden o kitaptaki çizimlere benzeyen bazı çizimler yaptım. Zaten şimdi onları da ekranda göreceksiniz.
Bunlar benim yaptığım son çizimlerdi. Burada sulu boya da var, kuru boya da var. Az önce gösterdiğim ince pilot kalemler de var. Ama ondan önce sadece sulu boya yapmaya çalışıyordum. Sonra bu aşamaya gelmiştim ve bu aşamaların hepsi toplamda 1,5 ay sürmüştü. Ondan sonra da gerçekten hiç vaktim olmadı. Şimdi burada benim sulu boya yapma çabalarım esnasında kullandığım defterleri göreceksiniz. Gerçekten koton defterler, kağıtları ne kadar kalın fark edeceksiniz. Bunu bir arkadaşım yapmıştı bana, Zeynep ve Gümşen, geldiğinde defterimi karıştırıp. Ben bu videoyu çekerken arkadan bir kayısıcı geçiyor. Çünkü ben hala mahalle kültürünün olduğu bir mahallede yaşıyorum. Şimdi sesi dinlemenizi isteyeceğim. Sayfalar ne kadar kalın ve dokuya bakın. Suyu emmesi için, doğru şekilde emmesi için aslında bu defterleri kullanıyoruz. Çünkü normal A4 kağıtları suyu emmiyor. Fırçanın da suyu emmesi, kağıdın da suyu emmesi lazım. Sulu boya bir de çok delişmen bir boya çeşidi bence. Yani suyun nereye akacağını hiç bilmiyorsunuz, nereye gideceğini hiç bilmiyorsunuz. Kontrol etmesi bence çok zor. Yani pasteli boyuyorsun kalıyor, kuru boyayı boyuyorsun kalıyor. Ama sulu boya öyle değil gerçekten. Çok başına buyruk, ilginç bir boya. Bu benim ilk sulu boya çizimim. Şimdi ikincisini göreceksiniz. İkinci sulu boya çizimim. Şimdi üçüncüsünü göreceksiniz. Bakın burada az önceki tarzdan ne kadar farklı, gördünüz mü? Üçüncü. Kağıtların kenarlarına kağıt bant çekiyordum. Bu şekilde bir çerçeve oluşuyordu. Bu da dördüncü çizimim. Bunlardan sonra Aylaklar Kumsalı'nda gördüğüm çizim tarzına geçtim ve sonra onu da bıraktım. 3 yıl sonra tekrar çizime başlama isteği oluştu bende. Ama geleneksel çizimle devam etmek istemedim. Çünkü çok pahalı ve sürdürülebilir değil. Yani trene götüremiyorsun sulu boyayı, bu kuru boya setini uçağa götüremiyorsun. Ve kağıtlar, boyalar, her şey o kadar pahalı ki yaptığın hatayı geri almak imkansız. Sürekli masada, sürekli evde olman lazım. Dedim ki ben geleneksel çizim yapamam çünkü sürdürülebilir değil ve gerçekten pahalı boyası, kağıdı. O yüzden aklıma bir fikir geldi. Neden dijital çizime geçmiyorum? Bize başka işlerimiz için de bundan 2-2,5 sene önce tablet lazım olmuştu ve para biriktirmeye başladık. Elimizdeki paraları ortaya koyduk ve kendimize bir iPad aldık arkadaşlar. Ve o zamanlar evet, ben dijital çizime başlamak istemiyordum. Başka işlerimiz için tableti kullanıyorduk. Ama şimdi çizime başlamak istediğimi fark ettiğimde elimin altında malzeme olmuş oldu. Bizdeki iPad Pro 5. nesil 12.9 inç. Şimdi dijital çizim denemelerimi göreceksiniz. Ve ben çizimlerimi Instagram'da paylaşmaya başladığımda bana arkadaşlarım dediler ki yeni başlamış gibi değilsin. Hatta çizim geçmişin de yok neredeyse. Nasıl yaptın? Şimdi muhtemelen şöyle bir durum var. Ben çocuk kitabı yazarıyım. Aynı zamanda çocuk kitabı yayıncısıyım. Yani ışıktır, gölgedir, dijital çizimdir, tablettir. Bu tarz şeylere o kadar uzak değilim. Çünkü benim editör olarak çizim tarifi girmem gerekiyor. Bazen direkt çocuk kitabının tasarım dosyasının, mizampaj dosyasının başına oturuyorum. Bazen çizerlere çizim tarifi vermem gerekiyor. Evimde benim binlerce çocuk kitabı var arkadaşlar. Yani evet, çizim geçmişim yok ama muhtemelen şu açıdan şanslıyım. Ben çocuk kitabı yayıncılığı yapıyordum ve bu alanda muhtemelen bir estetik kaygıya, görüye sahibim. Bunun böyle olduğunu da dijital çizime başladıktan sonra fark ettim. 3 hafta önce başladım, çok yeni başladım. Ama arkadaşlarımın nasıl bu kadar hızlı ilerliyorsun, sanki birkaç aydır uğraşıyormuşsun gibi demelerinin sebebi bu. Video çekecektim ama tabii ki de tabletin şarjı bitmiş. Şarj hiç tutmuyor, hiç dayanmıyor şarj gerçekten. Çizim yaparken çok hızlı tükeniyor. Yani herkes de mi böyle, biz de mi böyle bilmiyorum ama sürekli prizle dolaşmak zorundayım yanımda. Bu da beni çok sinir ediyor. Tabletin bir de kalemi var tabii ki. Bu kalemi ben her tarafta kaybediyorum. Unutuyorum açıkçası ama kalem olmadan çizim yapmak
çok zor. Kalem Bluetooth'la bağlanıyor tablete. Bunu ayrıca alıyorsunuz. Ben ona da çok şaşırmıştım. Dediğim gibi dijital dünyaya aslında yabancıyım bir yandan. Hani çok fazla bilgisayara, telefonla çalışıyorum ama dijital çizim noktasında gerçekten çok az şey biliyordum. Deneye, yanıla, boza öğrenmeye başladım. Evet, şimdi başlıyoruz. Ben Procreate programında çiziyorum. Gördünüz. Bu programlar zaten bizde vardı. Bu tablet zaten bizde vardı. Çünkü biz dediğim gibi yayıncılık yapıyoruz ve bu programların hepsini hem Rebi Akademi'de hem de çocuk kitabı yayıncılığı yaparken kullanıyoruz. Şimdi sizlerle tablette çizdiğim ilk şeye bakacağız. Bir ejderha. Kanatlarına gerçekten çok uğraşmıştım. Işığa, gölgesine, beneklerine. En çok kanatlarını seviyorum. Şu an özgün şeyler çizemiyorum. Normalde bir illüstratörün meziyeti nedir? Size bir metin verilir. O metinden yola çıkarak hayal gücünüzle yepyeni, özgün bir çizim, arka plan, bağlam, atmosfer inşa edersiniz. Ama ben şu anda da gördüğünüz çizimi Pinterest'ten indirdim. Yani bu benim çizimim ama referans almak istediğim çizimi Pinterest'ten indirdim. Pinterest'te sürekli geziyorum, gözüme bir çizim kestiriyorum. Ondan sonra onu taklit etmeye çalışıyorum. Rengine kadar, ışığına, gölgesine kadar birebir aynen çizmeye çalışıyorum. Bu kötü bir şey aslında. Neden? Çünkü özgün bir şey yapmıyorsun ama benim şu an fırçaları öğrenmem lazım, tablet kullanmayı öğrenmem lazım, ışığı, gölgeyi öğrenmem lazım. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden taklit ediyorum. Biz her şeye taklitle başladık. Konuşmaya, yazmaya, yürümeye, birilerini taklit ederek başladık. Ama belli bir süre sonra artık kendi kalem renginizi, sesinizi bulmanız gerekiyor. Ben şu an o aşamada değilim. O yüzden sadece taklit ediyorum. Üçüncü çizimimi göreceksiniz. Bu bir orman cücesi. İsmini Ökkeş koydum. Ökkeş'im ilk defa mantar toplamaya çıkıyor. Ve ilk defa topladığı için çok heyecanlı, kaygılı. Acaba doğru mantarları mı topladı, zehirli mantarları mı topladı? Bakın bunu da yine Pinterest'ten bulduğum bir çizim vardı. Onun aynısını çizmeye çalışarak ortaya çıkardım. Küçük değişiklikler mutlaka oluyor. Hepsini beceremiyorum, gölgesini farklı veriyorum, desenlerini farklı yapıyorum. Zaten taklidi yaparken de yavaş yavaş kaleminiz yeni şeyler eklemeye başlıyor. İşte bir süre sonra muhtemelen daha da özgünleşeceğim. Çok 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 daha özgünleşeceğim. İnşallah o zamana kadar sabırla devam ederim. Ama buradaki mantarın gölgesini vermekte zorlandım mesela. Son çizimim daha bitmedi. Yani gerçekten çok zor bir çizim seçmişim. Buradaki bir tüy, bir kürk aslında. Bunlar Eskimo sanırım. Bir kürk. Bunu beceremiyorum yapmayı. Yani yapıyorum bir türlü olmuyor. Delirdim. Ama yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Bu çizimi de bitireceğim. Dediğim gibi şu an öğrenme aşamasındayım. Kendime zaman tanıyorum. Fırçaları tanıyorum bir yandan. Boyaları, renkleri tanıyorum. Yani programı çözmeye çalışıyorum. Procreate'i de hiç bilmiyordum ben daha önce. İşte katman nedir? Alfa kilidi nedir? Bunların hepsini bir yandan öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen kalemin tabletin üzerine bıraktığı sese dikkat edin. Çünkü ben arkadaşımın önerisiyle tabletime gerçek kağıt hissi veren bir ekran koruyucu taktırmıştım. Siz de internette ya da teknoloji mağazalarında kağıt hissi veren ekran koruyucu ismiyle böyle bir ekran koruyucu alabilirsiniz. Bakın fırçalar ne kadar birbirinden farklı ve ekran koruyucum sayesinde aslında ben sanki geleneksel çizim yapıyormuşum gibi bir ses çıkıyor ve bu beni mutlu ediyor. Fırçaları öğrenmek çok zor. Yani hangi fırça nerede kullanılır, hangisi iyidir, hangisi benim tarzıma uygun, yapmak istediğim şeye hangisi iyi gidiyor. Bu fırça bilgisi gerçekten çok zor bir şey. Yani hatta ben fırçaları böyle not alıyorum. Şu fırça, şu isim kötü, bunu kullanma, bunu Tuğba sevmedin. Çünkü onlarca, yüzlerce fırça var. Ve ben hangisini sevip sevmediğimi sürekli unutuyorum. Öğrenemedim şu an. Ben de Zeynep Begümşen'den aldığım fırçalar var. Ondan sonra Hüseyin Sönmezay'dan satın aldığım fırçalar var. Bu fırçaları öğrenmeye çalışıyorum. Bir de Procreate'in kendi fırçaları var.
Pasteli ayrı, sulu boyası ayrı. Ya güzel yanı dijital çizimin, evet en başta para ödüyorsunuz tablete, işte buradaki kaleme yüklü bir para ödüyorsunuz. Ama yaptığınız şeyi silebiliyorsunuz, tekrar tekrar deneyebiliyorsunuz. Daha fazla deneme imkanı, sürdürülebilir bir çizim deneyimi sunuyor size. Ama gerçek sulu boyayla, gerçek kuru kalemle, bence işte gideyim trende çizeyim. Bir de ben çok seyahat ediyorum. Fuarlar oluyor, söyleşiler oluyor. Benim hayatımın yarısı yollarda geçiyor. Böyle bir durumda ben onları yanımda taşıyamam ki. İlk başta insanlara dijital çizim pahalı gibi geliyor. Bakın burada size renk paletini gösteriyorum. Pahalı gibi geliyor ama bence uzun vadede daha karlı. Şimdi size yaptığım bu 3-4 çizim denemesinde hangi yolu takip ettim onu göstereceğim. Ama dediğim gibi ben çizim noktasında akıl alınacak biri değilim. Sadece bunu buraya bir hatıra olarak bırakıyorum. İlk başta Pinterest'te geziyorum. Pinterest'te gezip kendi aklıma, kalbime yatan bir çizim bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra onun bir renk paletini çıkartıyorum. Ondan sonra taklit etmeye çalışıyorum. Benzetmeye çalışıyorum. Ve bu arada tabii ki de referans aldığım çizimi bir kenarda tutuyorum telefonumda vesaire. Ve internette paylaşırken, Instagram'da paylaştım mesela kendi yaptığım çizimi. Mutlaka kimden referans aldığımı söylüyorum. Öbür türlü etik olmaz. Yani tabii ki de siz kendiniz çiziyorsunuz ama kimi taklit ettiğinizi söylemeniz de güzel olur. 1 ve 2 arasında tabii sayfa ölçüsü çok önemli. Bir kitap çiziyorsanız yayın eviniz size sayfa ölçüsünü söyleyecektir ve siz kanvas ölçünüzü ona göre ayarlayacaksınız. Bakın Pinterest'ten indirdiğim bir sürü çizim var. Beraber şöyle bir gözden geçirelim. Çizim sahipleri burada yazıyor. Siz de referans aldığınızda ve paylaştığınızda çizim sahibini mutlaka ekleyin. Bakın bu benim çizdiğim ejderha var ya. O ejderhayı referans aldığım çizim aslında buydu. Alt kısmı çizmemiştim, üst kısmı çizmiştim. Hoşuma giden çizimleri gölgesini incelemek için, bakar mısınız çok güzel, çizim metotlarını incelemek için, hangi fırçaları kullanıyorlar acaba diye incelemek için sık sık bakıyorum. Gölgesine bakıyorum. Kuru boya mı kullanmış, sulu boya mı kullanmış? Mesela yapmaya çalıştığım çizimi gördünüz mü? Bakın kürk, beceremediğim kürk işte bu. Şu an bunu neyle yapabilirim? Hangi fırçayla yapabilirim? Gölgesini nasıl verebilirim? Hiç bilmiyorum. Ama çizim yapmaya başladığınızda doğaya, insanlara, maddelere karşı farklı bir görü, bakış açısı geliştiriyorsunuz. Bakın ökkeşi gördünüz mü? Ökkeşi bundan referans almıştım. İşte yapmak istediğim şey bu arkadaşlar. Burada sizle bir hayalimi paylaşayım. Bu tarz minik animasyonlar, tabii bu daha da uzun olabilir, farklı olabilir ama hayalim böyle bir video, böyle bir animasyon, böyle bir şey ortaya koymak. Böyle bir hayalim var. İnşallah gerçekleştirebilirim. Bu da benim çok sevdiğim bir çizgi filmden kare. Şaşkın İmparator. Hala izlemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir. Belki de ben kendi kitaplarımı çizebilecek kıvama, bir çizer olabilecek dereceye hiçbir zaman gelemeyeceğim. Ama bu süreç bana çok şey öğretiyor. Ben sulu boya yaptım, o 1,5 ayda da çok fazla şey öğrenmiştim. Normalde bu görselleri Pinterest'ten indirmek zorunda değilsiniz. Ama ben dediğim gibi çok sık seyahat ediyorum ve uçakta İnternete ulaşamam olmuyor. O yüzden indirip tabletten bakıp taklit etmeye çalışıyorum. Çizim yaparken anatomi bilmek de çok önemli. El çizmek bence çizimde en zor şeylerden biri. Ben tabii şu an her şeyde çok zorlanıyorum. Vücudu çizmekte de zorlanıyorum. Ayağı çizmekte de zorlanıyorum. Böyle bir masa mankenimiz vardı. Eklemleri falan var. Karakterimi nasıl çizmek istiyorsam, oturuyor mu, yatıyor mu, koşuyor mu, bunu ayarlıyorum, karşıma koyuyorum ve öyle bir eskiz çıkartıyorum. Tam burada size gösterirken kedilerimin, mankenimin tadına baktığını fark ediyorum. Size Procreate'in güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Bakın, buraya geliyorum, bu ayarlar kısmına basıyorum, en alta iniyorum ve istatistiklere bakıyorum. Yani şu an gördüğünüz gibi bu çizim ne kadar yarım. Sadece ana renkleri boyamışım. Ona rağmen 2 saatimi almış. Bakın daha Allah bilir kaç saatimi alacak. Bu çizime bakalım.
kaç saatimi almış. O kadar uzun sürdü ki bu. Aynı yere girdim. 19 saatimi almış arkadaşlar. Düşünsenize bir kare. Yani çok uzun bir süre. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Çok bir şey anlatmadım ama gerçi. Ben çizime bu şekilde başladım. Bismillah dedim. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Umarım uzun soluklu olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.